Bugün size aslında bir değil, iki tane tarifim var. Bir tanesi böyle bir makarnalı bir beğendi. Yani patlıcanı güzelce közleyeceğiz, onun ipuçlarını öğreneceğiz. Ondan sonra ondan bir beğendiye çevireceğiz ve o beğendiyi mükemmel yapan oranı size göstereceğim. Onunla beraber üstüne normalde bir fıstıklı kebap vardır. Kebap olarak söyleseniz epey de bir maliyetli olur. Onu çok daha hesaplı bir şekilde ve yer fıstığından ve evde kebap yapmanın ve kolay yapmanın ipuçlarıyla göstereceğim. Üstü yer fıstıklı kebaplı, altı makarnalı beğendili bir Ramazan'ın şanına yakışır tarifim var. Bahar beğendi, Refika bayıldı. Bahar beğendi, üstüne Refika bayıldı olsun. İlk başta şöyle güzel patlıcanlarım var. 3 tane bostan patlıcanı ama daha hani tam mevsimi yeni yeni başlıyor diye küçükler. Ve bunları böyle elimizi kesmeden şimdi bunları koyuyorum. Közmatik var ama hiç bu közmatik değil. Direkt bir fırın telini koyup ocağın üstüne fırın teliyle de yapabiliriz. Ben bu közmatiği valla aldım, çok da beğendim. İnternette vardı. İkinci adımımız aslında kebap. Kebap içinse bak 4 kişi rahat rahat yiyecek ama kebap için benim kullanacağım 180 gram gibi dana döş. Tek çekim, kalanı da kuzu döş tek çekim. Bunu sizin kasap vermezse tek danadan da alabilirsiniz. 250 gram dana döş zaten yağıyla oluyor. Şimdi bunu lezzetlendirmek için iki tane minik malzemem var. Bir diş sarımsak. Rendenin küçük tarafında sarımsak şöyle rendeliyorum. Sonra bir böyle soğanın da yarısını rendeliyorum. Kıymalarımı karıştıracağım ama ona lezzet katacak. Normal bir kebapta yok. Ama bu dediğim gibi basit ve sade bir kebap olacak. Bir çay kaşığından azıcık fazla tuz ekledim. Arzu ederseniz hafif acı da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmiyorum şimdi. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir de burada böyle iki avuç kadar yer fıstığı var. Şimdi bu yer fıstığını şöyle bir şey yapacağım. Bir kısmını daha iri iri bırakacağım. Şöyle gibi. Diğer kısmını ise... Of, mis gibi koktu. Yer fıstığı biliyorsunuz bütün fındık fıstıklar genelde ağaçta yetişiyor. Ve hani toplanması, şey yapması, kuruması çok maliyetli oluyor. Ama yer fıstığı adı üstünde böyle bir patates gibi yerde şey yapan bodur bir bitki. Ve dolayısıyla bu fındık fıstık ailesinin aslında en hesaplısı. Ve çok da lezzetli. Şöyle ayırıyorum. Bu kalan kısmıysa havanda daha çok döveceğim. Burasını daha iri iri bırakmıştık ya. Burası bildiğin böyle hani fıstık ezmesinden hallice oldu. Bu neden? Bunu böyle aslında döverek fıstığın yağını da çıkarmış oluyorum. Dolayısıyla etin yağıyla fıstığın yağı karışsın. Amacım o. Kavrulurken de beraber kavrulsunlar. Bak olay bu. Gördün mü? Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Böyle iyice karıştı. Soğandan dolayı çok müthiş gözükmüyor ama soğan ona çok güzel bir lezzet de katacak. En son böyle bu iri parçaları güzelce karıştırıyorum. Ve böyle iri parçaların güzelce gözükmesini de aslında istiyorum. Şimdi bunu 4 tane parçaya böleceğim. Kebap olacak köftelerim birazcık dinlensin. İyice böyle lezzetler birbirine geçsin. Ben buraları bir tertipleyeyim. Patlıcanım da güzelce pişsin. Devam edelim. Kebaplarımız için burada bir tane soğuk suyum var. Elimi ıslatıyorum. Sonra buradan köftemi alıyorum. Şöyle bir ortasından şişimi geçiriyorum. Ve yavaş yavaş uzatıyorum. Bu benim üçgen şişlerim. Çok mutluyum. Böyle Antep'te ilk görmüştüm. Şimdi artık Refika'dan da var. Ahşap şiş kullanacaksanız onu böyle suya koyup suda birazcık böyle şişmesini sağlayabilirsiniz. Eğer tutturmakta sorun yaşarsanız şişinizi derin dondurucuya koyup böyle tam böyle iyice soğumuşken yaparsanız o yapışmasını birazcık kolaylaştırabilir. Şimdi şişlerim hazır. Burada bir döküm tavam var. Şimdi döküm tavanız yoksa bunu böyle bir minik mangal ya da böyle hani benim taner var. Tanerde yapabilirsiniz. Yoksa bir tane taner edinebilirsiniz. Biz ona taner diyoruz okul yıllarından beri. Böyle bir ızgaralı şey veya fırının en üstündeki
ızgara kısmında şişleri çevire çevire yapmanız mümkün. Ama mühim olan şişlerin herhangi bir şekilde tabana değmemesi. Bu dökümün sıcağıyla, harıyla onun böyle sanki kömürde közlenmiş gibi olma ihtimali daha fazla oluyor. Şimdi bu ısınıyor, birazcık daha ısınacak. Bu arada patlıcanlarım da gayet güzel bir şekilde oldular. Hala kabuklarına bir parça yapışıklar. Bu kabuklarının ayrılabilmeleri için şöyle bir şey yapıyoruz. Koyup kaba, tabakla kapatıyorum. Burada ne oluyor? Aslında hamama girmiş gibi oluyor. Nemleniyor, terliyor. Terledikçe de nasıl hamamda ne olur? Hani derilerimiz rahat rahat çıkmaya başlar. Hamamın havası bozuldu. Aman kızım, bunların kirleri yıkanmakla çıkmaz. Aynı şekilde bunun da kabuğundan eti ayrılıyor. Kesin mi yapacağız yani? Bir nevi diyelim. Şimdi ben ellerimi de yıkayayım. Suyumu da kaynatıyorum, makarna suyumu. Artık yavaş yavaş bu şey gibi düşünebilirsiniz hani. İftar saatinden böyle 15 dakika önce, yani çorbanın altını açmadan 10 dakika önce yapacağınız şeyi anlatıyorum. Patlıcanı şöyle güzelce ayırıyorum. Bu arada da Hünkar Beğendi'nin hikayesini birçoğumuz belki de biliyoruzdur ama ben bir de benden dinleyin isterim. Hünkar Beğendi'nin olayı şöyle. Süveyş kanalının açılışı olacaktı. Süveyş kanalının açılışı için tam böyle artık Osmanlı Avrupa'ya özendiği, Avrupa'dan ne yazık ki bir sürü borçlar aldığı bir dönem. Ve Süveyş kanalına, hatta saraydan kız kaçırma operası, bilir misiniz bilmiyorum, Süveyş kanalının açılışı için Verdi'ye besteletilir. Ve o zaman aslında Osmanlı'nın finanse ettiği bir projedir. Bu sırada da işte saraya Napolyon'un aşçısı, işte karısıyla beraber yemek yapmaya gelir ve aşçılar mutfakta aslında hani birbirlerine meziyetlerini gösteriyorlardır. Bu meziyetlerden işte özellikle de galiba Napolyon'un ricası olan beşameli muhakkak sultan denesin diye mi artık bilemiyorum. Orada aşçı şey yapar, beşamel yapar. Büyük ihtimalle bizim aşçımızda bu sası kaldı ya, bizim meyhaneye de benziyor deyip içine bir de közlenmiş patlıcan atar ve ondan sonra üzerine de kebap koyar ve hünkâr da onu beğenir. Hünkâr da bence beğenmekte haklıdır. Bu aslında bizim hani Osmanlı mutfağının, bizim mutfağımız hani batılaştığında batıyla doğunun çıkabilecek güzelliklerden sadece bir tanesidir. Bunun başka bir şeysi de yine bir nihal aldı bu gönlümü simten Gonca fem bir bedel o güzel. Bunun ne alaka diyebilirsiniz. Onun da alakası şu. Dede Efendi sarayın işte muhteşem müzisyeni, harikalar yaratıyor. Müziklerin o yaydığı tınılar bugün bile hala araştırılıyor. İnsanın ruhunu iyi ettiğiyle ilgili. Fakat tabii ki o zaman işte valsler popülerleşmeye başlıyor, şudur budur. Ve işte Fransızlar kendilerini göstermeye saraya işte müzik ekipleriyle, vals ekipleriyle gelirler. İlk gün onlar kendilerini gösterirler. Valsler böyle oynanır, danslar edilir falan. Ondan sonra padişah da böyle şey yapar, panikler falan. Dede Efendi çağırır, işte der ki işte böyle böyle bunlar bize böyle bayağı şov yaptılar. Bizim de hani şey yapmamıza şov yaptılar dememiştir herhalde. Ey Dede Efendi falan gibi konuşmuştur ama özü yani. Ve Dede Efendi bir gecede bir şarkı besteler. Ve o valsin hani böyle giden gelen ritimleri, yani kendini o çok derinden daha yüzeysel bir şeye. Ve şarkının sözleri olarak da bir doktor vardır, sarayın doktoru. Gül Nihal diye bir kıza aşıktır. Onun aşkından esinlenerek de hemen o akşam sözlerini yazar. Ve bu bize bugünlere kadar gelen Gül Nihal şarkısı, çok derinlikli olan Dede Efendi'nin bir günde çıkarabildiği ve gördüğü tınılardan esinlenerek yapabildiği çok kolay bir üretimdir. Onun için çok, yani öyle bir derinlik var ki onu yüzeysel ve kolay bir şekilde yaptığında böyle bir şey çıkıyor. Öyle bir özden geliyor aslında. Ve hatta sonrasında ne yazık ki bu çok beğenilir. Padişah şaşırır falan, böyle bir şey beklemiyordur. Ve ondan hep böyle şeyler beklemeye başlar. Ve Dede Efendi buna çok üzülür. Hatta hacca gider falan, orada da ölür. Dolayısıyla ama bugünlerdir ki bence onların yaptıkları, o aşçıların, o ustaların gerçekten kendimizle, kendi kültürümüzle gurur duyduğumuzda, ne batıya ne doğuya, biz bu ülkenin, bu toprakların evlatları olarak kendimize benzediğimiz gün ve bunu anladığımız gün bence çok başka bir mutluluk başlıyor. Bu hepimiz için geçerli bu arada, her boyutta insan için de. Bu hikaye bana öbür hikayede mutluluk için böyle ufak bir şey hatırlattı. Patlıcanlarım güzel üstleri tütüyor. Suyumuz güzelce kaynadı. Suya pişerken lezzeti de bol olsun diye
Birazcık tuz katıyorum. Buraya isterseniz azıcık böyle bir kemik suyu falan da ekleyebiliriz. Burada Filiz'in boncuk makarnası var. Boncuk makarnası küçük küçük olduğu için o patlıcanlarla da böyle yan yana iyi olur diye düşündüm. Bunun yarısını ekliyorum. Kendi yerelliklerimiz, güzelliklerimizin kıymetini bilmek dedik ya. Filiz de %100 Türk buğdayından. Yani sadece bu toprakların çiftçilerinin ürettiği buğdaylardan ki anlaşmalı olarak o çiftçilerin iyi durumda kalmasından emin olarak ki bu inanın Türkiye'de çok az markanın yaptığı bir şey üretim yapıyor. Güzel bir harman yani tek bir buğday değil farklı birkaç buğdayı da birleştirip o efsane lezzeti yapabiliyor. Bu da böyle hani yıllar içerisinde edindiği bir tecrübede ve işine sahip çıkmakta. Şimdi bu güzelce kaynıyor. Kebaplarımı da böyle yerleştiriyorum. Zamanın beşameli bizim Osmanlı'nın meyhanesinin için. 2 çorba kaşığı tereyağım var. O bir taraftan erirken ben de patlıcanlarımı şöyle güzelce kesmeye başlıyorum. Arada birkaç tane böyle közlenmiş yer var. Onları bırakıyorum o köz tadı olsun diye. Birazcık tuzluyorum bu hali. Hala sıcağı üstündeyken. Çünkü öbür türlü böyle daha su tadı gibi daha tadı tuzu eksik olur sonradan eklenirse. Yağım güzelce eridi. Bunun içine 2 çorba kaşığı yağ, 2 çorba kaşığı da unum var. Unla tereyağını güzelce karıştırıyorum. Böyle hafif o köz kokusu çıkmaya başladı. Kebaplarım da oluyor. Bunları yavaş yavaş çeviriyorum. Bu kahverengileşmeye başlayan şeye yaklaşık 3 su bardağı süt koyuyorum. Sütüm soğuk. Hatta biraz fazla bile kahverengileştirmiş olabilir ama tadı daha güzel olacak. Bağlayıcılığı da az olacak. Şimdi yavaş yavaş kaynayacak. O sırada biz patlıcanlarımızı hatta böyle 2 bıçağınız varsa 2 bıçaklı olabilir. Şöyle tersinden de veya yan yana şöyle farklı farklı yöntemler var. Artık beşamelim bak bayağı yoğunlaştı. Yani ilk kabarıp yoğunlaştıktan sonra tamamdır. Şimdi bunun içine patlıcanı ekliyorum. Allah, duyduğunuz alarm sesi makarnam da oldu. Şimdi bunu bunun içine koydum. Şimdi burada genelde çok karıştırılan bir şey var. Ali Nazik'le beğendi. Ali Nazik yoğurtludur. Beğendiyse beşamelli, meyanelidir. Ve ikisinin aslında tadı gerçekten birbirinden epeyce farklı. Bunun içine azıcık da muskat rendeliyorum. Muskat böyle sizin çok sorduğunuz, genelde böyle beni yolda hani gördüğün en çok hani çevirip ya ben bu Hint cevizini merak ediyorum. Neydi senin kullandığın o küçük ceviz gibi şey diye en çok sorduğunuz şey. Ve şu an böyle çok lezzetli ve inanılmaz güzel kokan bir şey. Kebaplarım da oldu. Onların da altını kapatıyorum. Birazcık duman altı oluyoruz siz de gördünüz. Şimdi artık makarnayı beşamelle karıştırabilirim. Dırararam. Dırararam. Sonra en son bunu böyle ekliyorum. Şu an hala bir tık sulu gibi ama aslında istediğimiz o. Çünkü havayla temas ettiğinde ve azıcık soğumaya başladığında bu beğendi dediğimiz şey katılaşıyor. Üzerine de şöyle bir kebabımız geliyor. Pul biberimiz ve birazcık maydanozumuz. Bu arada eğer vejetaryansınız sadece altını yapabilirsiniz. Sadece bu makarna başlı başına müthiş bir ziyafet. Kebaplar, kebaplar. Bahar'ın hakkını kim aldı? Bence İnan aldı. İnan çünkü... Speedy Gonzales gibi bir yaşam yıkırım yaşam. Bu tarifte çok yoruldu. Bu İnan'ın. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım Ramazanınız böyle su gibi akıyordur. Bereketlidir. Zorlandığımız hepimizin pek çok konu var. Zorlandığınız konularda Allah yardımcınız olsun. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Tüm dileklerimizin gerçekleştiği, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, dürüstlüğün kazandığı bir Ramazan ayı olsun. Ve devamı da öyle gelsin inşallah. Kendinize iyi bakın.